yönetime el koymak zorunda kalmıştır. 43 yıl önce bugün sokaklarda araçların yerine tanklar vardı. Her yerde postal sesleri yankılanıyordu. 12 Eylül askeri darbesiyle akıl almaz yargılamalara, insan hakları ihlallerine tanık oldu Türkiye. Şiddet olaylarından sonra 12 Eylül'le bir travma yaşadı. Darbelerin aslında Türkiye'de militarist bir askeri junta ve onun arkasında da NATO karargahı üzerinden geliştirilmiş, Batı'ya bağımlılık ilişkileri üzerinden geliştirilmiş bir anlayış vardır. Bu anlayışın arkasında da doğrudan doğruya dünya sisteminin patronajı yer almaktadır. 12 Eylül darbesi sadece askerin siyasete müdahalesi değildi. Dış güçlerin Türkiye planlarının da devreye girmesiydi. Bütün darbeler Türkiye'de Batı sisteminin Türkiye'ye müdahalesidir. Ankara'da Beşevler'le Kızılay arasında 13 bomba patladı 11 Eylül'de. 12 Eylül'de hiçbir şey patlamadı. 11 Eylül'de de Ankara'da sıkı yönetim vardı. Çünkü bombalar, iç savaş senaryosu Batı sisteminin Türkiye'deki uzantıları tarafından sahneye konmuştu. 12 Eylül darbesi Türkiye'nin ilerlemesine büyük bir sekte vurdu. Batı'ya bağımlılık ilişkileriniz arttıkça adım atamıyorsunuz. Bağımlılık ilişkileri güçlendikçe siz NATO'nun, IMF'in, Dünya Bankası'nın, Avrupa İmar Bankası'nın, Avrupa Birliği'nin daha sonra onların vesayetinde kalıyorsunuz. Onlar sizi eşit görmüyorlar. Bağımlılık ilişkisi içerisinde size bir rol veriyorlar. 15 Temmuz kalkışmasında yaşananlarsa Türkiye'nin darbeler tarihinin dinamiğini bütün boyutlarıyla deşifre etti. Darbelerin, içerideki darbe girişimlerinin aslında dışarıdaki sahibinin kim olduğunu, dünya sisteminin patronajı, onun istihbarat yapılanması olduğunu ortaya çıkardı. Tarih, Türkiye düşmanlarının mağlup edildiğini, 15 Temmuz'da yenildiğini ortaya koymuştu. Ve darbeyle gelen 1982 Anayasası, Türkiye sivil bir anayasaya kavuşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin anayasaya, yeni bir anayasaya, demokratik ve sivil bir anayasaya kavuşması için şartlar uygundur. Türkiye yeni bir anayasa yapacak, sivil bir anayasa yapacak. Başkanlık sisteminin etkinliğini sağlayacak bir şekilde yeni bir anayasa olması lazım. Yeni bir sistem var ama eski anayasaya göre çalışıyor. Bu çelişkiyi ortadan kaldırmamız lazım. Demokratik hukuk devletinin anayasasını yaparsak Türkiye bir daha darbelerle karşılaşmaz.